أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين وجماعة الحاضرين والسامعين والمشاهدين Değerli kardeşlerim, muhterem Müslümanlar, Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu Vesselam'ın ümmeti, sizler ne hayırlı ümmet, ne güzel ümmetsiniz ki Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam sizinle iftihar ediyor. اَتَبَاهَا بِاُمَّتِي اَتَبَاهَا بِكَسْرَةِ اُمَّتِي diye tabir eder. Ben ümmetimle iftihar ediyorum. Ben ümmetimin çokluğuyla iftihar ediyorum. Ne güzel ümmetsiniz ki Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu Vesselam sizinle iftihar ediyor. Ancak gel gör ki bizimle iftihar eden Hazreti Muhammed Mustafa'nın dediğini yapmak zorundayız. Onu ona karşı mahcup olmamak için elimizden geleni yapmamız gerekir. Aksi halde Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın ümmeti olarak o ben sizinle iftihar ediyorum, ben sizinle gurur duyuyorum, ben ümmetimin kesretiyle, çokluğuyla iftihar ediyorum der ama gel gör ki ümmeti onun dediğini yapmaz, yerine getirmez, onu tanımaz, hadisleriyle yaşamaz, hadisleriyle yaşatmaz ailesini, çevresini, toplumunu. İşte burada ne kadar mahcup olduğumuzu bilmemiz gerekir. O Resul-i Zişan ki, o Hazreti Muhammed Mustafa ki, o şefaat, efendim aynı zamanda ümmeti için ve bütün insanlık için şefaat eden biri için bizler ne kadar ama ne kadar mahcup düşeceğimizi düşünmeliyiz. Düşünmeliyiz. Onun için hani derler ya, şapkanı önüne koy ve düşün. Şimdi bu ümmetle şapkasını önüne koyacak ve düşünecek. Kendisi, ailesi, çevresi ve idaresi Hazreti Muhammed Mustafa ile ne kadar endeksli, ona ne kadar uyumlu, ahlakı, ailesinin ahlakı, çevresi, çevresinin ahlakı ve idaresi ve idaresinin ahlakı Hazreti Muhammed Mustafa'nın ahlakıyla ne kadar yol alabiliyor, ne kadar dayanabiliyor. Onun için bizler Hazreti Muhammed Mustafa'dan ne yapmalıyız? Hicap etmeliyiz. Bizimle iftihar eden bir peygamber ki onu hemen kendimizle kıyaslayarak ya Rab beni ona karşı mahcup etme. Ya Rab o hani söylemişti ya, peygamberdi, masumdu, hiçbir günahı yoktu ve kimseye hesap vereceği de yoktu. Allahümme la tekilli ila nefsi tarfete aynin ve la kalle min zalik. Ya Rab bir göz kırpması kadar dahi olsa, Ya Rab bir göz kırpması kadar dahi olsa beni nefsimle baş başa bırakma. Hatta göz kırpmasından daha az dahi olsa beni nefsimle baş başa bırakma, bir peygamberin ümmetiyiz. Ama nefsin kölesi olmuşuz. Şeytanın kölesi olmuşuz. O peygamber ki beni nefsimle baş başa bırakma garantisini talep ediyor Hazreti Muhammed Mustafa kimden? Hazreti Allah'tan. Beni nefsimle baş başa bırakma diyen bir peygamberin ümmeti şu anda nefis nedir, şehvet nedir, arzu nedir, şeytanın kapanları nedir, bunun telaşında değildir. Ne acıdır ki hatta o kapanlarda olmadı mı kendisini geri kabul ediyor. Şeytanın kapanında olmadı mı kendisini geri kabul ediyor. Nefsinin, hevasının, şehvetinin, isteğinin, arzusunun masasında oturmadı mı? Yakışmaz diyor. Oturmalıyım ben. Evet. Halifül Yahuda ve Nasara. Yahudi ve Hristiyanları muhakkak ama muhakkak onlara muhalefet edin. Yahudi ve Hristiyanlara muhalefet edin. Giyim kuşamlarınıza muhalefet edin.
yaptıklarıyla muhalefet edin diyen Hazreti Muhammed Mustafa'nın ümmeti bugün onları örnek alıyor. Taklit ediyor. Evet, değerli kardeşlerim, ümmet olarak çok ciddi şekilde şeytanın ve nefsin kapanındayız. Halbuki Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Yahudi ve Hristiyanlara muhalefet edin derken bizi uyarmıştı aynı zamanda. Men teşebbehe bi kavmin fehuve minhum. Kim bir topluma benzerse onlardandır. Kim bir kavme benzerse onlardandır. Kim bir kavmin ve toplumun ahlakını evine taşır, sokağına taşır, idarete taşır, dikkat etsin. Yani ben size yetmez miyim? Ben size yetmez miyim? Şirkin çirkefliğinden vahdeti, tevhidi oluşturdum, meydana getirdim. Kabe'nin içerisindeki putları kırdım. Ve size kelime-i tevhid olan, buyurun hep beraber söyleyelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne seyyidena Muhammeden abduhu ve resuluhu. Bunun dışında hiçbir ilahın, yani Allah'ın dışında hiçbir ilahın olmadı. Bütün putların sernuhun oldu. Baş aşağı oldu. Ve Kabe'nin tamamen pisliklerden boşaltıldı. Mekke'den Medine'ye giderek yeni ve medeni bir devlet ve bir Yesrib kelimesinden Medine, örnek şehir. 1400 yıldır daha Medine ahlakına zerre kadar toz kondurulamadı. Medine terbiyesine zerre kadar toz kondurulamadı. Medine ensarına ve muhacire zerre kadar toz kondurulamadı. Bütün kitaplar onları anlatıyor. Bütün ulemalar onları anlatıyor. Bütün kürsüler onları anlatıyor. Bütün mihraplar onları anlatıyor. Bütün Kur'an, ki kana hulukuhu el Kur'an, onun ahlakı Kur'an'dı. Evet, Kur'an ahlakıyla onlar bize ışık tutmuşlardı. Bugün bizler onlara ters düştük. Kendilerine gurur duyacağı bu ümmet maalesef şu anda birey fert kendisiyle barışık değil, ailesiyle barışık değil, sokağıyla barışık değil, idaresiyle barışık değil. Çünkü dağınık bir koyun, çobansız bir koyun kapacağı kurttur. Kapacağı kurttur. Nefis orada, şeytan orada kapıyor. Veyahut da Efendimizin buyurmasıyla İyyâkum ve şi'âb, patika yollardan sakının. Çünkü patika yolda bir keçinin, bir hayvanın kendi başına yol aldığı dağ eteğindeki bir ince yol. Bir ufak tepişmeyle, bir ufak tepişmeyle bir bakıyorsun ki baş aşağı dağın aşağısına kadar o hayvan yuvarlanmıştır. Yan boynu kırılır ya ayağı kırılır. Yan bıçak yetişir ya yetişmez. İşte bugünkü ümmetin hali bu. Caddeyi İslam caddesini terk etmiş. İslam ahlakını terk etmiş. Çobanı olan Hazreti Muhammed Mustafa'yı terk etmiş. Onun ahlakı olan Kur'an'ı terk etmiş. Yani Kur'an mehcur, Hazreti Muhammed Mustafa metruk. Olur bir şekilde bir bakıyorsunuz ki o hayvancağızın bir iki tepişmeyle, yavaş tepişmeyle baş aşağı dağın, derenin altına kadar yuvarlanmasıyla ya boynu kırılmış ya ayağı kırılmış. Bugün sağlam, onun misali sağlam bir bireyimiz, ferdimiz, sağlam bir evimiz, sağlam bir ailemiz, sağlam bir şehrimiz, sağlam bir idaremiz yok. Çünkü evet, patika yoldan gidiyoruz. Her birimiz kendisinin önündeki yolu cadde biliyor, cadde. Patikadasın, patikada. Her an baş aşağı. İslam'ın caddesine derhal dönmeliyiz. İslam'ın caddesi o kuvvet, selamet, saadet, meveddet, muhabbet değerlerini taşıyor. Bu caddeyi terk ederek kin, nefret, haset, gıybet, yalan, iftira ve her türlü hastalığa kapılmış hasta bir kalple yol alıp gidiyoruz. Ve suçu
yan komşumuzda buluyoruz, yan kardeşimizde buluyoruz, yan arkadaşımızda buluyoruz, yan din kardeşimizde buluyoruz. Tepişmekten de başka bir şey yapmıyoruz. Ve ondan dolayı da zarar ediyoruz. Onun için değerli kardeşlerim, Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam bizleri saadete, bizleri rahata, bizleri kardeşliğe, bizleri kendisinin iftihar edebileceği eteba iftihar ediyorum. İftihar edebileceği bir ümmet olmaya davet ediyor. Ve ne demiştik? Kardeşlerim diye hitap ediyor. Görmemişiz. Sohbetine oturmamışız. Ah bir nazarı bize değseydi de. Ah bir nazarı bize değseydi de. Bugün de değişseydik. Ah bir nazarı bize değseydi de. Bugün de değişseydik. Sahabeler kalem defterle değişmediler. Hiçbiri kalem defter götürüp yanında ders almadı. Nazarının altında efendim şekillendiler. Onun için el ulema varasetun enbiya. Alimler peygamberlerin varisleridir. Nazarlarından mahrum kalmayın. Sohbetlerinden mahrum kalmayın. Ve Efendimiz işte bundan dolayı buyuruyor. Gelin diyor, caddeye girin. Ve bu hadis-i şerifle bize sorumluluğu ifade ediyor. Evet, an Abdullah bin Amr radiyallahu anhuma قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الامام راع ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والرجل راع في اهله ومسؤول عن رعيته. غريب يعني هب söylüyoruz ya. Hep söylüyoruz ya, bireysel ıslah sağlanmadan toplumsal ıslah sağlanamaz. Birey kendisi iyi olmadı mı, toplumun iyi olmasını beklemesi mümkün değil, yanlış. Baba iyi olmadı mı, evladına iyi ol demesi fayda vermez. Anne iyi olmadı mı, efendim, yavrusuna, kızına iyi ol demesi fayda vermez. Onun için her birimiz Efendimizin tabiriyle devlet reisinden tut muhtarına, muhtarından tut evin reisi olan babaya kadar. Her biriniz birer çobansınız diyor. Kullukum ra'in. Her biriniz birer çobansınız. Ve mes'ul an ra'iyatihi. Ve her biriniz kendi elinizin altındaki güttüğünüz, idare ettiğiniz insanlardan mesulsunuz. Sorumlusunuz. Eddül emaneti ile ehliha. Ayet-i kerime. Emaneti ehline teslim edin. Eğer senin elinin altındaki çocuklar varsa dikkat et. Emanettir. Emanettir sana. Ehliyetini sağlayacaksın. Onlara iyi bir baba olacaksın. Eğer elinin altında kızcağızlı çocukların varsa ey anne, bilmiş ol ki bu sana emanettir. Bu emanet sana verilmiştir. Onlara layık olacaksınız. Ehliyeti sağlayacaksın. Ve ta devlet reisine kadar bir devlet, bir millet sana teslim olmuşsa muhakkak onlar sana emanettir. Onların hakkına, hukukuna riayet, idarete riayet edeceksin. Adaletli olacaksın. Kim diyor bunu? Abdullah demiyor. Hazreti Muhammed Mustafa diyor. Aleyhissalatu vesselam. Kullukum ra'in. Her biriniz birer çobansınız. Ve mes'ul an ra'iyatihi. Kendi güttüğünden sorumludur. Mes'uldur. Ve hemen Efendimiz Aleyhissalatu vesselam bir kategori yapıyor. Bir evre yapıyor. Düzenli ve saadetli bir ailenin yaşamı, düzenli ve saadetli bir mahallenin yaşamını ortaya koyar. Düzenli ve saadetli bir mahalle yaşamı, düzenli ve saadetli bir şehrin yaşamını ortaya koyar. Ve aynı şekilde düzenli ve saadetli bir şehrin yapısı, düzenli ve saadetli bir devletin, bir milletin, bir devlet, efendim, yurdun ortamını doğar. Meydana getirir. Demek ki nereden başlıyor devlet? Nereden başlıyor başarı? Evden başlıyor, evden. Hani derler ya, herkes kapısını önünü süpürürse, he? Atasözümüz. Efendim, kir kalır mı sokakta? Kalmaz. Herkes kendi yavrusuna, çocuğuna, kızına sahip çıkarsa düzenli ve ahlaklı bir düzey meydana gelir. Onun için
El İmamu Ra'in. Devlet başkanı çobandır. Ve mes'ulun an ra'iyyatihi. Ve güttüğünden mes'uldur. 83 milyon insan varsa bugün Türkiye'de, onun idarecisine, idaresinde kim varsa o adam bundan mes'uldur. Allah bu 83 milyon insanın arasında ona vermiş o görevi. Bu bir nimet. Ama ne zaman ki hakkından gelmez, nikmet olur. Nimet, nikmete dönüşür. Hesabı zor verir. Onun için ne yapacak? Kendi gücünce değil, kendisinin gücünün ötesinde, İslami emirler bazında güttüğü bu millete sahip çıkacak. Öncelikle din ve imanlarını koruyacak. Manevi değerlerini koruyacak. Ve maddede onları hiç kimseye düşürmeyecek derecede aziz kılacak. Bu kadar. Onun için değerli kardeşlerim, وَالْمَرْأَةُ رَاِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا. Şimdi kadın beyinin evinde diyor, aynı zamanda o da bir çobandır. Burada bazıları anılıyor, efendim nasıl evi beyinin evi? Bakınız kardeşlerim, burada ayet var. اَلْرِجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى النِّسَى. Bu üstün demek değildir. Bazı mahallelerde erkekler kadınlardan üstündür. Hayır. Üst kırılmıştır. Ne demek üst kırılmıştır? Bir fareyi gören bir kadıncağız hoplar. Ama bir aslanı gören bir erkek karşıda durur. Bu kendine verilmiş fıtri bir değerdir. Fıtri bir ruhtur. Bunun eksikliği ve fazlalığı da yoktur. Erkeğin soğuğa, sıcağa dayanmayla, doğal afetlere dayanmayla, evini korumasıyla, geçireceği rızkı temin etmeyle, göreviyle kadının bir değildir. Onun için geçenki sohbetimizde ifade ettiğimiz gibi korunan koruyandan üstündür. Burada aslında kadının üstünlüğü ifade ediliyor. Yani beyiyle beraber huzurlu ve saadetli bir yaşam tarzında ona düşen o yuvadaki yavruları ahlaklı, seviyeli, düzeyli ve aslan parçası olarak veyahut da olacak anne değeriyle de en ahlaklı bir anne, en iffetli bir anne değeriyle yavrularını yetiştirmesidir. Ve nitekim hiçbir erkek yoktur ki bir anneden olmasın. Hiçbir erkek var mı ki anneden olmasın, bir annesi olmasın? Ve hiçbir erkek var mıdır ki anneyi dışlasın? وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْفٍ اَشِتْ. Bak, her ikisine of dahi demeyin. Of dahi demeyin. Of dahi diyemeyeceğimiz bir anne baba. Ve onun için burada فِي بَيْتِ زَوْجِهَا derken beyinin evi, yani beyinin korumasında olan ev. Çünkü duvarı yapan o. Soğuktan koruyan o. Dışarıdan doğal afetlerden koruyan o. Gelecek her türlü tehlikeden koruyan o. Ve rızıklarından da sorumlu olan o. Kadın sorumlu değil. Şer'an kadın kendi çocuklarının rızkını vermeden dolayı mesul değil. Bak ne kadar rahatlık. Yani Allah Teala ona, sen bu çocukları niye doyurmuyorsun? Hatta bazı fıkıh kitaplarımızda sütünü dahi vermeyebilir. Beyine, bu yavruyu ben seninle meydana getirdim, bir yuva kurdum, ancak benden bu kadar. Bakınız, burada İslam'ın ona vermiş olduğu hak, hiçbir zaten din yok, hiçbir ekol, cemaat veyahut da devlet, millet vermemiştir. Din, İslam'ın dışında din yok. Ki hiçbir din vermemiş diyelim. اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ. Allah katında tek din İslam'dır. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Kim İslam'ın dışında başka bir din edinirse ondan kabul görmeyecektir. Onun için burada bacılarımız, kardeşlerimiz alınmasınlar. Efendim ben ayrı, kendi maaşımla, kendi işimle, kendi gücümle, vallahi aldatılıyorsun.
billahi aldatılıyorsun ve istismar ediliyorsun. Halbuki senin hizmetinde olan var. Ve o evin zorunlu şekilde ifa etmesi gereken mükellef olan bir insan var, o da o evin beyidir. Ve nitekim hadisler gelecek, ne kadar kolaylıklar sağlanıyor. Onun için değerli kardeşlerim, bir anne iffet değerinde örnek olmalıdır. Ahlak değerinde örnek olmalıdır. İslam'ın örtü değerlerinde örnek olmalıdır. Helal ve haramlarda örnek olmalıdır. O örnekler Fatihleri doğurdu. Salahaddin Eyyubleri doğurdu. O örnek anneler bize tarih yazdırdı. Şu anda tarih yazamıyoruz. Gözyaşı var, gözyaşı. O anneler bize meydan kimseye bıraktırmadı. O anneler ne annelerdir ki ama şimdi kaybettik. O anneler sadece iki sefer haberi olurdu. İnsanların haberi olurdu ondan. Bir gelin çıkarken, bir de cenazesi kaldırılırken, falan kesin kızı düğün var, düğün falan kese verildi diye adı çıkardı. Bir de öldü, falan keslerin annesi var ya, bugün cenazesi kalkıyor. İşte bu ikisiyle meşhur olan, bu ikisiyle isimleri duyulan anneler tarih yazdılar. Roma'yı bitirdiler, Sasanı'yı bitirdiler. İki koca imparatorluğu. Hala biz o topraklardayız. Onların topraklarında ne zaman o anneleri kaybettik? Şimdi gözyaşı var. Şimdi kan var. Şimdi irin var. Şimdi kardeş kardeşi öldürme var. Onun için değerli kardeşlerim, bizler o annelere muhtacız. Ya Rab, o anneleri bize iade et. Ya Rab, o anneleri yuvalarımıza iade et. Şimdiki de bacılarımızı, kardeşlerimizi de Ya Rab, o annelerin izine koy. O anlamışlar, o annelerin izine koy. Vallahi biz onlar için can veririz. Onlara leke sürmek, onlara değişsiz konuşmak, haşa ve kelle ne haddimize. Onlar annedir. Ama gel gör ki yaşamları gereği onlar nasıl yaşanması gerekir? İslam'ın dairesinde nasıl anne olmaları gerekir? Onu da benden değil, kimden öğrenmeleri gerekir? Kur'an ve sünnet-i seniyeden, Hazreti Muhammed Mustafa'dan. Onun için her bir kadın kendi beyinin çobanıdır. Onun çocuklarını ve kendi çocuklarını mutlu bir şekilde büyütmesi, ahlaklı bir şekilde büyütmesi, helal ve harama. Benim annem rahmetullahi aleyha hep bana şunu derdi: Allah'tan kork. Allah'tan kork. Sabah namazı beni kaldırmaya gelince derdi ki, oğlum şeytan kürkünü senin üzerine koydu mu akşama kadar rezil ve perişan olursun. Şeytan kürkünü senin üzerine geçirdi mi, kalk namazı kıl, o kürkü at. Kalk namazı kıl, o kürkü at. Şeytanın kürkünü at. Ve hakikaten halen de onlar her sabah namazı ben o şuurla, o değerle kalkıyorum. Elimi yüzüme yıkamaya gittiğimde derdi ki, Müslüman elini yüzünü yıkamaz. Subhanallah. Müslüman elini yüzünü yıkamaz. Müslüman abdest alır. Müslüman abdest alır. Elini yüzünü yıkama başkalarının medeniyetidir. Müslüman abdest alır. Elini de yıkar, yüzünü de yıkar, kollarını da yıkar, ayaklarını da yıkar, başını da besleder ve silahını donanır. Çünkü abdest müminin silahıdır. Onun için değerli kardeşlerim, anneler çok önemli. Allah Teala bu tür anneleri bize iade etsin. وَالْرَجْلُ رَاعِ فِي اَهْلِهِ وَمَسْئُلُ عَنْ رَعِيَتِهِ Bir erkek de aynı zamanda evinin çobanıdır ve ondan da mesuldür. Yapacak. Hanımına bakacak. İffetini koruyacak. İhtiyacını giderecek. Çocuklarına bakacak. Ve ihtiyaçlarını giderecek. Ve en büyük ihtiyaç manevi ihtiyaçtır ki o manevi ihtiyaçlarında önce Allah'ın korkusunu evine hakim edecek. Önce Hazreti Muhammed Mustafa'nın sevgisini evine hakim edecek. Bir önceki sohbetlerimize ifade etmiştik. Efendimizin sahabelerin hayatını evimize taşıyalım. Sözlerini evimize taşıyalım. Aksi halde evet, faydalı olamayız. Son hadiste sohbetimizi bitiriyoruz. Değerli kardeşlerim,
Aile çok önemli. Ailenin reisi anne ve babadır. Anne ve babadır. Onun için özellikle güç dengesi, yani اَلْرِجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَى, biz erkekleri insanlara, kadınlara üst kıldık. Biz erkekleri kadınlara üst kıldık. Yani sorumlu kıldık. Değeriyle en çok gören bu da erkeğe düşer. Erkeğe düşer. Gaddul basar yapacak. Ailesinin huzurunu bozacak şekilde hareket etmeyecek. Ve bakınız, an Aişete radıyallahu anha قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, hadi Aişe validemiz, Efendimiz aleyhissalatu vesselamın efendim zevce-i mutahhareleri ve annemiz, ne güzel ifade ediyor. Efendimizin şöyle buyurduğunu ifade eder. İnne min ekmelil mu'minine, muhakkak ki müminlerin en kamili, en üstünü, en iyisi, en ahlaklısı, en sağlamı kimdir? İmanen, iman bazında müminlerin en sağlamı, en mükemmeli, en iyisi kimdir? Ahsenuhum hulukan. Ahlakı güzel olandır. Ahlakı güzel olandır. Ve altafuhum bi ehlihi. Ehline, ailesine böyle güler yüzle girer içeriye. Hatalarını görmemeye çalışır. Onlara hediye getirir. Değerli kardeşlerim, evet, müminlerin en ahlaklısı ve en kamil imanlısı ailesiyle iyi geçinendir. Çocuklarıyla iyi geçinendir. Ve her yaptığı amelde de Allah ona karşılık veriyor. Hatta öyle ki bir hadis var. Hanımının ağzına gidecek lokmadan dolayı ecir alıyor. Çocuklarına almış olduğu elbiseden ecir alıyor. Ve en hayırlı sadaka yavrularınıza yapmaktır. Çocuklarınıza yapmaktır. En makbul, en müstecap sadaka kendi çocuklarınızı başkalarına muhtaç etmemektir. Onların izzetini korumaktır. Değerli kardeşlerim, Allah-u Teala bu izzeti sizlere ve bizlere nasip etsin. İleriki sohbetlerimize devam edeceğiz. Allah-u Teala Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakını evimize, sokağımıza, idaremize hakim etsin inşallah Teala. Allah-u Teala bizleri birbirimizden ayırmasın. Ona kardeş olacak şekilde ona layık bir ümmet haline getirsin. Allah-u Teala birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim etsin. Her kimin hastası varsa Allah şifa versin. Her kimin zorluğu varsa Rabbim gidersin. Her kimin sıkıntısı varsa Rabbim gidersin. Her kimin borcu varsa Rabbim eda ettirsin. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Cumanız mübarek olsun. اَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ لِيَ وَلَكُمْ وَاُفَوِّدُ اَمْرِيَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَاَخِرُ دَعْوَانَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لِرَوْضَةِ النَّبِيِّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُوحِ الصَّلَاةِ الْكِرَامِ الْفَاتِحَةِ